Merhaba herkese. İsmim Yasemin Öner. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümünde görev yapıyorum. Bugün sizlere elimden geldiğince hayvanların evcimesi ve bu evcimme sürecinde neler olmuş olabileceği ve bunların günümüze aksayan sonuçları hem insan popülasyonu hem mevcut hayvan popülasyonları açısından elimden geldiği kadar özetlemeye çalışacağım. Hepimizin bildiği gibi insan-hayvan ilişkileri evcimeden çok daha uzun yıllar önce başlamıştır. Ve de zaten bugün bilinen bir gerçek ki köpek en eski evcimmiş hayvan olarak diğer çiftlik hayvan türlerinin evcimmesinden ve tarım devriminden, neolitik devrimden çok uzun zaman önce evcimmiştir. Ve bu evcimme yollarının neler olduğu konusunda da köpeğe ait hem arkeolojik veriler hem moleküler veriler bize bazı ipuçları vermiştir. Bunun nasıl olabileceği düşünülürken bu köpeklerin yani kurtken henüz insanlara yakın yaşadıkları, onların artıklarıyla beslendikleri ve de insanların da avladıkları kurtların değiştirdikleri yavrularını kendilerine alıştırdıklarını ve bu sayede de önce meraktan sonra da arkadaşlık etme hevesiyle doğmuş bir birlikteliğin olmuş olabileceği düşünülmektedir. Ve hatta buna kesin gözüyle bakılmaktadır. Ve de kurdun eti lezzetli olmadığından kurt eti tüketmekten ziyade insanların, kurtların arkadaşlığın yanı sıra avlarda yol göstericilik etmeleri için de elde tuttukları ve daha sonra da bu hayvan figürlerinden hem törenlerde hem bunların kullanıldığı dini törenlerde hem de nasıl söyleyeyim görsellerde hayvanlardan, hayvan figürlerinden yararlanmışlardır. Çok severek okuduğum hem tez çalışmasını hem de kitabını Abu Bakar Sıddık'ın 2018'de tamamladığı doktora tezinden yararlandım ve hayvanların vücut parçalarından nasıl yararlanmış olabileceği ya da hayvansal ürünlerinden nasıl yararlanmış olabileceğini bir tablo haline getirdim bunlardan yararlanarak. Ve de buradan et ve dilden hani yiyecek olarak kullanıldığını ama süt ve yumurta gibi ürünlerden yiyecek olarak kullanmanın yanı sıra ilaç olarak da kullanıldığını ve de vücudun diğer parçalarından aksesuar yapımında, bardak, çanak gibi mutfak eşyası yapımında ve de barınak yapımında yararlandığı hem arkeolojik verilerden hem de bugüne intikal eden kalıntılardan, çizim gibi görebiliyoruz. Ve de şöyle bir insanlık tarihine baktığımızda coğrafyanın, iklime bağlı olarak coğrafyanın gelişmesiyle birlikte insanların yaşam şartları da birbirlerinden çok büyük farklılıklar göstermiş dönemlere göre. Önceden göçebe olarak yiyecek aramak için sürekli hareket halinde olan insanlar daha sonra küçük küçük gruplar halinde dolaşıp topladıkları bitki ve hayvanlarla beslenmeye başlamış ve bu çok binlerce yıl sürmüş ve buna bugün bildiğimiz gibi avcı toplayıcı yaşam biçimi diyoruz. Ve daha sonra da yine küresel ısınma ile birlikte, buzların erimesiyle birlikte yine yeryüzü koşullarının değişmesiyle artık evcimeye yani bitki ve hayvanları selektif olarak yetiştirmeye başlamışlar. Bu da Neolitik devrim adını almış ve esasında medeniyete ilk adım olarak kabul edilmiş. Hayvanların evcimesinin nasıl başladığıyla ilgili sorular esasında üç yöntem kullanılmış olabileceğini bize göstermiş. Bunlardan bir tanesi biraz önce değindiğim gibi birlikte yaşam. Yani insanı alıştırma ve arkadaşlıkla devam eden, sonra da insanların artık kendi işlerine gelen hayvanları seçmesiyle birlikte oluşmuş bir evcimme. Ve daha sonra gene biraz evvel andık, ibadet ya da dini törenle başlamış olan ve daha sonra seçici yetiştirmeye dönüşmüş olan bir evcimme. Burada da insanların yaşlı erkek hayvanları ibadette örneğin kurban ettikleri ama dişiler ve genç hayvanları ellerinde tuttukları ve bir müddet sonra da bunu artık ihtiyaçları doğrultusunda bu hayvanları seçmeye başladıklarını
düşünüyoruz bugün. Ve de daha sonra artık üçüncü yol, selektif yetiştirme dediğimiz, artık belli bir amacı olan yetiştirme. Burada insan kontrolü tam anlamıyla hakim. Ve de slaytlardan da görebileceğimiz gibi bugün Orta Doğu'nun pek çok yerinde yukarıdan bakıldığımızda bu insanların seçici avlanma ve sürüleri darboğazlara sıkıştırıp toplu olarak yok etme veya işlerine gelenleri ayırmak için kullandıkları ve çöl uçurtması adı verilen büyük yeryüzüne çizilmiş büyük şekillere rastlıyoruz. Ve de Orta Doğu'na bugün evcitmenin başlangıcından tutun da evcitmenin yol açtığı yerleşik yaşam formlarının tüm kalıntılarını bol miktarda gözlemek mümkün. Yani evcitme sayesinde uygarlıklar, ekonomi, teknoloji ve siyaset ve askerlik gelişmiş olmuş. Ve haritadan görebileceğimiz gibi bugün bilinen en eski yerleşim El Mureybet. Orta Doğu'da bulunan ve verimli hilal oldukça yakın konumlanmış. Ve yine bu eski yerleşim yeri Abu Hureyra denilen yerleşim yerine çok yakın. Ve yine oldukça eski bir yerleşim yeri olan bu bölge hem avcı toplayıcı hem de evcitme dönemini yaşamış. Yani buradan söylemek istediğim, insanlar birdenbire avcı toplayıcılığı bırakıp evcitmeye ve yerleşik yaşantıya geçmiş değiller. Yani bunların her ikisinin de sürdürüldüğü uzun bir dönemden geçmişlerdir. Ve de artık Neolitik çağda Orta Doğu'da Jeriko, bugün bildiğimiz Jeriko en çok incelenmiş arkeolojik kentlerden birisi olan Jeriko'ya benzeyen birçok yerleşim, antik yerleşim yerine rastlıyoruz. Evcitmenin ve evcil hayvanın tanımına geçecek olursak, buna da dilleri incelemekten başlayacak olursak, eski Sami dillerinde evcil hayvan gibi bir tabire rastlanılmadığını, bunun yerine yakın ya da esir anlamına gelen kelimeler kullanıldığını görüyoruz. Hint-Avrupa dillerinde ise pekyu, yani zenginlik anlamına gelen bir kelime kullanılıyordu. Ve de bugün kullandığımız evcil hayvan, Latince evle ilgili anlamına gelen domesticus tan türemiş ve bu Fransızca olarak hayvanlar için kullanılan domesticate olarak 19. yüzyılda artık kullanılmaya başlamış ve yerleşik olarak kullanım alanı bulmuştur. Ve de evcitme de evcil popülasyonda generasyonlar boyunca meydana gelen genetik değişiklikler ve her generasyonda tekrarlanan çevresel etkiler sayesinde insana ve onun boyunduruğunda yaşamaya alışmış bir hayvan popülasyonudur diye tanımlayabiliriz. Nispeten yeni ama klasik olarak da kabul edebileceğimiz bir tanımla. Yani evcitmeyi pratik olarak da hayvan yetiştirmenin en ilkel formu, ilk hali olarak diye de tanımlayabiliriz. Evcitme süreci de hayvanların hareketinin, beslenmesinin ve üremesinin kontrol altına alınma, insanlar tarafından kontrol altına alınma sürecidir. Fakat bugün de gözleyebileceğimiz gibi pek çok hayvan türü evcitilmemiş, sadece bazı türler evcitilmiştir. Yani her türde evcitmeye uygun, evcil hayvan olmaya uygun değildir. Bazı türler vardır ki evcitilemezler, sadece terbiye edilebilirler veya insana alıştırılabilirler. Ve de nedir hayvanları, hayvan türlerini evcitmeye uygun yapan? Üreme hızlarının yüksek olması, büyüme performanslarının hızlı olması, sosyal olmaları ve insanlarla etkileşimlerinin iyi olmasıdır. Hatta davranış o kadar önemlidir ki 1959 yılında bugünkü Rusya'da Mitri Bilev çoğu hayvanın evcitmesinin temel olarak uysallık bakımından yapılan seleksiyonun bir sonucu olduğuna inanmış ve bunu ispatlamak üzere de, bu hipotezini doğrulamak üzere de 1959'da Sovyetler Birliği'nde bir çalışma başlatmıştır. Ve bu çalışmada hayvanlar uysal ya da agresif olup olmamalarına göre seçilmişler
ve de dişi ve erkeklerin sayısı öyle bir oranda tutulmuş ki sonradan herhangi bir istatistik yanılmaya yol açmayacak akrabalık düzeyini belli şekilde sınırlandıracak şekilde seçmişlerdir. Ve 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde görmüşler ki hayvanlarda gerçekten davranış bakımından önemli değişiklikler olurken aynı zamanda görünüş olarak da önemli değişiklikler ortaya çıkmış. Ve de bunlar arasında post renginin bir örnek olmayışı. Mesela evcil hayvanlarda yabani formlarından farklı en önemli özellik renklerin alacalı benekli olması ve de kulak yapısının ve kuyruk yapısının belirgin bir biçimde değişmesi. Ve de daha sonra bu araştırma o kadar uzun soluklu bir araştırma ki sonuçları hala bugün yayınlanmakta ve açığa çıkmakta. Daha yeni yeni yorumlanan sonuçları var. Ve bu sonuçlardan da bu çalışmada kullanılan hayvanlarda yapılan moleküler çalışmalarda davranışla ilgili lokusların 12. kromozomda toplandığını ve davranışların kalıtsal olduğunu göstermişlerdir. Ve de yine buradaki şekilde daha yeni bir çalışmada, 2019'da olan yakın bir çalışmada, burada görüyoruz köpek ve kurdu görüyoruz ve göz yapılarının ne kadar birbirlerinden farklı olduğunu görüyoruz. Ve buradaki şekilde de evcitmenin hayvanın yüz ifadesine nasıl yansıdığını, göz çevresi ve kulak yapısını değiştirerek net bir biçimde de görebiliyoruz. Ve de özetleyecek olursak evcitme hayvanlar üzerinde davranışsal, morfolojik, fizyolojik ve gelişimsel olarak çok önemli değişikliklere yol açmaktadır. Ve de şunu da hatırlatmadan edemeyeceğim ki evcetilmiş olup sonradan yabani hayata dönen türler de mevcuttur. Bunlara kaçak adı da verilir ya da hala günümüzde evcitme süreçleri devam eden örneğin deve kuşu gibi hayvan türleri bulunmaktadır. Ve de evcitmenin insanlara olan maliyetine geçmeden önce evcitme sayesinde nasıl türlerden bu kadar çok ırk oluştuğuna değinmek istiyorum. Buradaki şekilde kısaca örneğin kısa bacak bakımından bir seleksiyon yapmak ve bunu sabitlemek, bu özelliği sabitlemek istiyorsak nesiller boyu böyle ebeveynler seçerek bir sonraki jenerasyonun ebeveyni olmak üzere kısa bacakları popülasyonda yerleştirebiliyoruz ve böyle bu özellikle bir popülasyon meydana getirebiliyoruz. Ve bugün bilinen köpeği örnek verdim çünkü en fazla alışkın olduğumuz günlük hayatımızın her noktasında gördüğümüz bir tür olduğu için ve biliyoruz ki bugün morfolojik olarak ve davranış olarak birbirlerinden oldukça farklı, son derece farklı çok fazla sayıda köpek ırkı bulunmaktadır. Ve de evcitmenin başladığı yerlere bakacak olursak artık hani gıdada kullanılan, gıda üretiminde kullanılan, tarımda kullanılan hayvanları yavaş yavaş gelmeye başlayacak olursak haritadan da görebileceğimiz gibi gıda üretiminin köken aldığı hem hayvansal hem bitkisel evcitmenin başladığı coğrafi bölgeler günümüzde en verimli tarımsal alanlardan az veya çok farklıdır. Bunun nedeni de bugün tarımda kullanılan evcil hayvanların doğal bölgelerinin evcitmenin başladığı yerler olmasıdır. Ve bu evcitme merkezlerinden bir tanesi de ülkemizin de içinde bulunduğu ve Verimli Hilal adı verilen coğrafi bir bölgedir. Ve burada bugün hayvansal üretimde ağırlıklı olarak kullanılan 4 hayvan türünün koyun, domuz, sığır ve keçinin evcitme merkezi burasıdır. Ve de bunların bilindiği gibi çok fazla sayıda 350'de örneğin domuz 350 ırk, koyunda 850 ırk vardır ve insanın yapay seleksiyon sayesinde bu tür içi çeşitlilik artmış ama genetik çeşitlilik de birazdan anlatacağım gibi sınırlandırılmıştır. Ve bu hayvanların evcitme yöntemi biraz önce bahsettiğim 3 yöntemden
hangileridir diye sorulduğunda bu koyun, keçi ve sığırın ibadet ve törenle birlikte insan popülasyonlarına girdiği, domuzun da daha çok arkadaşlık ya da işte insan artıklarını yemek suretiyle evcitmeye başladığı düşünülmektedir. Şimdi biraz da evcitme faaliyetinin nerelerde, dünyanın nerelerinde başladığını ve bunların tek merkezler mi yoksa birbirinden bağımsız birçok merkezde mi olduğunu anlamaya çalışalım. Haritadan da görebileceğimiz gibi gıda üretiminin köken aldığı bölgeler ve turuncuyla gösterilmiştir bunlar. Günümüzde tarımsal üretimin, gerek hayvansal gerek bitkisel üretimin merkezi olan bölgelerden az veya çok farklılık göstermişlerdir. Ve de eskiden turuncuyla gösterilen ve de evcitme merkezi olan bölgeler esasında evcil hayvanların yabani formlarının esasında orijinal bölgeleridir. Yani bu hayvanlar esasında buralara özgü hayvanlardır. Ve bu coğrafi bölgelerden bir tanesi de ülkemizin de içerisinde bulunduğu ve verimli hilal adı verilen bir coğrafi bölgededir. Ve de haritadan da görebileceğiniz gibi bugün hayvansal üretimde dünyada yaygın olarak kullanılan 4 türün evcitilme bölgesinin merkezi sadece verimli hilal veya sığır ve domuzda olduğu gibi iki veya daha fazla evcitme bölgesidir. Ve de şöyle bir artık hani modern yetiştiriciliğe nasıl geldik? Buralara gelirken ne gibi değişiklikler oldu diye düşünecek olursak ve şöyle karşımıza bir şekil alıp bunu bir zaman çizelgesinde gösterecek olursak da sığır, koyun ve keçinin evcitmesini M.Ö. yaklaşık 10 bin yıl öncesi ve civarına işaretleyebiliriz. Bazı kaynaklarda, şunu hatırlatmadan edemeyeceğim, bazı kaynaklarda bugün arkeolojik verilerden elde edilen bölgeler 10 bininci yılı gösterse de örneğin koyun için 8500. yıl gibi daha erken tarihli literatürlerde bulunmaktadır. Ve bu evcitme tarihinden sonra binlerce yıl boyunca bu evcitilmiş hayvan türleri insan hareketleri vasıtasıyla Avrupa'ya girmiştir. Ve bu giriş uzun yıllar, uzun bir döneme yayılmıştır. Ve ondan sonra da uzunca bir süre dünya düzeni bu şekilde gitmiş. Fakat artık 17. yüzyıla geldiğimiz zaman artık yavaş yavaş daha seleksiyonun baskın olduğu, daha hedefli bir yetiştiricilik sistemine yönlendirilmiştir. Bu fotoğraflardan ne anlamalıyız? Bunlar yaklaşık 1600'lü yılların ortalarında çizilmiş portreler. Ve de burada da görebileceğimiz gibi ilk başta çıplak gözle bile gözümüze çarpabileceği gibi gözle görünen bir varyasyon, bir çeşitlilik var. Ve de artık 18. yüzyılda, yani 17. yüzyılların ortalarından sonra yoğun seleksiyon esasında bir amaca yönelik yetiştirme başlamış ve de artık ırk kavramı oturmaya başlamıştır. Ve de artık günümüzde gördüğümüz gibi bu geçmişte kalmış resimlerden son derece farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz ve de artık yetiştiricilikte kullanılan hayvanların tek tip olduğunu ve varyasyonun oldukça kısıtlanmış olduğunu görüyoruz. Ve nasıl oldu bunlar? Şöyle hani bu önemli isimlerin bazılarını ve bazı önemli gelişmeleri yad edecek olursak bunlardan en önemlisi Sir Robert Bakewell esasında bugün bildiğimiz anlamda hayvansal üretimin, hayvan ıslahının temellerini atan bu İngiliz, başta sığır olmak üzere koyun ve at ırkları üzerine de yoğunlaşmış. Ve de örneğin et sığırlarında ıslah çalışmasını, iyi kalitede et üretecek olan, hızlı büyüyen, yerden yapılı, dolgun vücutlu hayvanlara sahip olmak esasına dayandırmıştır. Ve bunun yanı sıra bir takım prensipler benimsemiş ve de esasında başarısı ve etkinliği de buradan gelmiştir. Nedir bu? Benzer benzeri meydana getirir
kuralına çok sıkı sarılmış, verim kayıtları tutmuş ki bugün hayvan ıslahının olmazsa olmazlarından bir tanesi. Üstün damızlıkları kiraya vererek bunun artık ekonomiye de yansımasını, ekonomik anlamda da yer sahibi olmasını ve reklam yapmış. Artık promosyona da ağırlık vererek artık bildiğimiz anlamda hayvansal üretimi başlatmış olmuş. Ve daha sonra istatistikteki gelişmeler hayvan ıslahına, hayvan yetiştirmeye çok önemli katkılar sağlamıştır. Ve de istatistikteki ve genetikteki gelişmelerin, kantitatif istatistik ve kantitatif genetikteki gelişmelerin ve bilgi birikiminin hayvan ıslahında artık kullanılması, yetiştiricilikte kullanılması gerektiği gündeme gelmiş. Ve daha sonra bunlar bu veriler, bu kayıtlar istatistiksel modellerle, önemli matematiksel modellerde kullanılarak önemli yöntemler geliştirilmiştir. Ve bugün genomik seleksiyon diye adlandırılan ve aslında bilim ve teknolojideki hem moleküler genetik alanındaki hem istatistik hem bilgisayar teknolojileri alanındaki hem de yazılım alanındaki gelişmelere bağlı olarak artık bugün ıslah alanında, yetiştirme alanında çok önemli gelişmelere ve hızlı bir atılıma ön ayak olmuşlardır. Peki bunlar evcetmeden, en ilkel formundan çıkmış, hayvan yetiştirme noktasına gelmiş. Hem insan popülasyonlarında hem hayvan popülasyonlarında çok önemli gelişmelere, değişimlere sebep olmuş. Bunun en önemlilerinden bir tanesi, biraz önce de değindik, dünya nüfusundaki artış. Ve de ben bu grafikte çok belirgin olarak dikkat çeken bir şey var. Aynı şeyi sizin de gördüğünüzü ümit ederim. Bu grafikteki ani artış, insan popülasyonundaki bu ani artış esasında biraz önceki zaman çizelgemizde artık hayvanların bilimsel anlamda yetiştirilmeye başlamasıyla esasında bir anlamda örtüşüyor. Ve de esasında insanlar hayvanları evcilirken bir anlamda kendileri de evcilmiş ve kendileri de evrim geçirmiş. Çünkü beslendikleri kaynaklar değişmiş, beslenme biçimi değişmiş ve buna bağlı olarak da vücut yapıları, kafatası yapıları ve de esasında insanların da fizyolojileri değişmiş. İnsanların hayvanlarla beraber, evcimeyle beraber nasıl evrildiklerine nispeten yakın tarihli bir mutasyonu örnek verebiliriz. Bu da laktoz toleransıdır. Hepimizin bildiği gibi insanlar, insan bebekleri sadece laktozu tolere edebilirler. Çünkü beslenmeleri süte dayanmaktadır. Ama evcimeyle birlikte insanlar sığır, koyun, keçi, manda gibi hayvanları yakınlarında bulundurmaya başlamışlar ve bunlardan elde ettikleri sütü de tüketmeye başlamışlar. Ve bu nedenle tahminen milattan önce 5000. Yılda Mısır'da meydana geldiği düşünülen bir mutasyon sayesinde bugün insanların nispeten az bir kısmı hala laktoza intoleransı mevcut. Bu da esasında evcimenin insana kazandırdığı önemli değişmelerden, atılımlardan bir tanesi. Bir de fotoğrafın tekniğinden ve de biçiminden de anlaşılacağı gibi hayvan yetiştirmede kullanılan yöntemler sadece genetikle ve istatistikle sınırlı kalmamış. Hayvansal teknolojilerde de çok önemli gelişmeler olmuş ve bugünkü üretimin şekli ve potansiyeli oldukça değişmiş. Aynı insan popülasyonlarında olduğu gibi hayvan popülasyonlarında da önemli bir artış olmuş. Ve de zamana bağlı olarak hayvansal yan ürünlerin, ikinci ürünlerin miktarında da çok fazla artış olmuş. Fakat bunlar beraberinde başka sorunlar da, başka riskler de getirmiştir. Nedir bu? Örneğin POA'dan alınan bu tablodan açıkça gözümüze çarptığı gibi bugün hayvansal üretimde kullanılan hayvanlar sadece belli türlerin belli ırkları üzerinde yoğunlaşmış ve de bu durumda bu canlı popülasyonları üzerinde bir aşırı kullanım oluşturmuştur.
Ve de bazı türlerin ırkları yok olmuş veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Fakat genetik kaynakların korunması açısından çok da önemli bir risk, henüz daha risk durumunu bilmediğimiz, ölçemediğimiz hayvan popülasyonları hakkındadır. Şöyle bu tablolara daha yakından bakacak olursak, esasında bir bakışta böyle bir bütünün içerisinde yok olmuş veya tehlike altındaki ırk veya türler o kadar da fazla yer kaplamıyormuş gibi gözükse de tabloyu yakınlaştırdığımız zaman sığır ırklarının %35'ini, koyun ırklarının %30'unu halihazırda kaybetmiş olduğumuzu ya da kaybetmekle yüz yüze kalmış olduğumuzu görebiliyoruz. Bunu şöyle de kabaca nümerik olarak bakarsak, bunun sebebi ne olmuş olabilir diye. Önce genetik bilgilerimizden darboğazın ne olduğunu hatırlatmak istiyorum size. Genetik darboğaz dediğimiz şey, herhangi bir türde meydana gelen, bulunan genetik varyasyondan ırkın varlığını tehlikeye düşürecek düzeyde azalma şeklinde tanımlayabiliriz. Genetik varyasyonun azalması demek, popülasyonlarda homozigotluğun artması, yani bir anlamda akrabalığın artması, yani moleküler anlamda söylüyorum, anlamına geleceği için popülasyonlardan üreme kusurlarından başlamak üzere, çünkü adaptasyonun en önemli ölçüsü bildiğimiz gibi üreme, çeşitli sağlık sorunlarına ve en artık olabilecek felaket olarak da türün yok olmasına sebep olacak kadar ciddi bir durum. Ve de bunu güncel popülasyonlarda şöyle bir inceleyecek olursak, örneğin Danimarka'daki siyah alacada 3 milyon 7 milyon baş sığırla esasında oldukça bol diye düşünebiliriz, ama bunun etkin popülasyon büyüklüğü, yani akrabalığı yetiştirmeye fırsat vermeyecek şekilde bir popülasyon büyüklüğü esasında olmadığını görüyoruz. Yani etkin popülasyon büyüklüğü ne kadar küçükse, ne kadar düşükse akrabalı yetiştirme o kadar, yani fiksasyon indeksi o kadar yüksek diye, genetik çeşitlilik o kadar az diye düşünebiliriz. Aynı durum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki jersey popülasyonunda da görüyorsunuz. Etkin popülasyon büyüklüğü 30 ve de Japonya'da da bir et ırkı olan Wagner'de gördüğünüz gibi 17. Ama diğer taraftan esasında koruma alanında çok popüler bir tür olan pandaya baktığımızda, onların durumu bile bugünkü evcil hayvanlardan genetik çeşitlilik anlamında daha parlak gözüküyor. 627 etkin popülasyon büyüklüğüyle. Bugün esasında evcitmenin hayvan genomlarında, türlerin genomlarında ne gibi değişikliklere yol açtığını bugün moleküler yöntemlerle ölçmemiz mümkün ya da gözlememiz mümkün. Çünkü bunlar bir takım seleksiyon sinyallerini bize verip evciltilmeyle etkilenmiş bölgeleri göz önüne serebiliyor. Örneğin burada resimle sembolize eden gri at günümüzdeki bireyini görüyoruz. Ve de gördüğünüz gibi morfolojisi oldukça değişmiş, rengi oldukça açılmış. Vücut yapısı, bacak morfolojisi oldukça değişmiş ve de burada da genomundaki bir duplikasyonun bu değişimlerden sorumlu olduğunu görebiliyoruz. Ve daha ilerletilmiş bir çalışmada, koyun ve keçilerde yapılmış bir çalışmada, gerçekten hem koyunda hem keçide oldukça fazla bölgeden seleksiyon sinyali alınmış ve yani bunlarda çok ağır bir, bu bölgelerde çok ağır bir seleksiyon baskısı olduğu ortaya çıkmış ve bu seleksiyon baskısı alan bölgelerin ortak bir özelliği olduğunu, ortak özellikleri olduğunu, yani örneğin bunların önemli bir kısmının bağışıklığı, gelişmeyi ve sinir sistemini etkileyen genler oldukları ortaya çıkmış ve de ilginç olarak da 20'den fazla bölgenin bu iki tür için ortak olduğu ortaya çıkmış. Yani buradan şunu söyleyebiliriz ki evcitme biyosferde çok önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Hem hayvanların davranışlarında olduğu gibi genomlarında çok önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Aynı zamanda insan hayvana evcittiğini düşünerek ya da hayvana
evcitmek amacıyla yola çıkarak esasında kendisini de evcitmiş olmuş ve de kendi genomunda da önemli değişiklikler meydana gelmesine yol açmıştır. Anlatacaklarım bu kadar ama ben bitirmeden önce bu sunumu hazırlarken çok faydalandım. Hem de okumaktan çok zevk aldım. İki kitabı sizlere önermek isterim. Bunlardan bir tanesi sunumda da yararlandığım bir tabloda. Bu 2018'de gene insan-hayvan ilişkilerinin maddi olmayan yönlerini de bize gösterip çok güzel açıklanıp incelenip anlatılmış olan bir kitap. Tarih öncesi toplumlarda insan-hayvan ilişkisi ve de diğeri de hayvanların en güzel tarihi diye okuması da keyifli iki güzel kitabı size önermek isterim. Çok teşekkür ederim.